Yansımalar programından herkese merhaba. Bu haftaki konuğumuz yazar Ufuk Tufan. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Öncelikle şunu sormak istiyorum. İlk kitabınızı ne zaman çıkartmaya karar verdiniz? Bunu gerçekleştirmek hayaliniz miydi? Evet, Konya'da Edebiyat Fakültesi'nde okudum. Edebiyat öğretmeniyim. Öğretmenlikte 13. yılım. Üniversite yıllarımda hayallerimden bir tanesiydi kendi kitaplarıma sahip olmak. 2011 yılında yazmaya başladım ve ilk kitabım 2015 yılında çıktı. Son 6 yıldır yeni eserler üretmeye devam ediyorum. Yazarlık hayatınız boyunca hayalini kurup kaleme alamadığınız bir tür oldu mu? Olduysa bu nedir? Yani aslında ben tarihi romanlar yazıyorum. Biraz da Türk mitolojisi temelli fantastik edebiyata yöneliyorum. Çünkü geleceğin edebiyatı biraz fantastik edebiyat. Ve bizim destanlarımız, mitolojimiz çok zengin bu anlamda. Biraz yazmaktan başlangıçta korkuyoruz. Çünkü acaba Harry Potter'lara mı benzeyecek? Acaba işte Yüzüklerin Efendisi'nin bir şeyi mi olacak? Hayır. Biz o tarza benzesin. Çünkü gençler bunu seviyor. Ama bize ait bir şey olsun. Yani kaynağını bizden alsın diye yola çıktım. Yazdım, başarılı da oldum. Kitapların 10. baskıyı geçen kitaplarım var bu anlamda. Ama tabii yazmak isteyip de yazamadığım türler var. Çünkü kitaplarınızı çıkardığınız yayın evinize uyması gerekiyor. Bir tarzınız var, ona uyması gerekiyor. Ama insanın içinde de bir çocuksu tarafları var. Mesela bir korsan maceraları yazmak istiyorum ama henüz yazamadım mesela. İnsanların çoğu hayatımı yazsam roman olur der. Sizce herkes kitap yazabilir mi? Yazmak için bir yetenek gerekli mi sizce? Yani yetenekten ziyade biraz bence ilgi gerekiyor. Çünkü çok emek harcıyorsunuz. Yani bir kitabın ortaya çıkması aşağı yukarı bir yıldan kesinlikle daha az sürmüyor. Yani bir yıl içerisinde işte ben öğretmenim, eşim de öğretmen, tatil oluyor. Ben evde kalıyorum. Yani bir yere gidemiyorum. Tatilde de ben gezersem o eser ortaya çıkmayacak. Veya hafta sonu ne oluyor? Herkes gezerken siz en azından bir gününü kitaplarınıza ayırmanız gerekiyor. Herkes yazabilir mi? Herkes buna sabrederse, herkes biraz sosyal hayatından taviz verirse, biraz da işin tekniğini öğrenirse yazabilir. Ama bizim için söylerim, ben Eskişehir'de 11 bin tane öğretmen var. İçinde bir tane roman yazan öğretmenim. Demek ki herkes yazamıyor. Bunun içerisinde belki 1000 tane, 2000 tane edebiyat öğretmeni var. Ama içinde bir tane çıkıyorsa demek ki herkes bu işi yapamıyor. Yazmak sizin için bir serüven mi? Yazmayı bıraktığınız, düşündüğünüz anlar oldu mu bırakmayı düşündüğünüz anlar? Aslında yazmak benim için kendi ideallerim, kendi hedeflerim için bir dava olarak görüyorum. Yani evet öğrencilerimize ulaşıyoruz, kendi güzel olan şeyleri öğretmeye çalışıyoruz ama bir yılda 200 tane, 300 tane öğrenciye ulaşabiliyorsunuz ama kitapların dünyasında 200 bin tane, 300 bin tane öğrenciye ulaşabiliyorsunuz. Kendi doğrularınızı, ideal olan doğruları onlara kaleminiz vasıtasıyla daha kat kat kişiye ulaşarak anlatabiliyorsunuz. Onun için yazmak benim için bir dava, yazmak benim için bir mesele. Yazacağım konular var, yazdım. 16 kitabım çıktı, hedefim 60 kitap. Bir şeyler yapacağım. Yani ben kendi dünyamda bir şeyleri oradan halletmem lazım diye düşünüyorum. Amin, inşallah yaparsınız hocam. İnşallah. Eserlerinizin çoğu tarih üzerine. Bu konuda bu türde devam edecek misiniz yoksa farklı türlere? Tarih benim için iyi bir maden. Oradan güzel konular seçebiliyoruz ama aslında çeşitlendiriyorum. Mesela 3 tane Yüzüklerin Efendisi tarzında ama tamamen ilhamını Türk mitolojisinden alan fantastik kitabım var. Aslında hiç tarihle ilişkili değil. Ama bunun yanına çocuklara belki kitabın dünyasını, kitabı okumayı sevdirmek için yeni projelerim var. Hani tarihten ziyade biraz daha belki güldürü ögesini öne çıkaran, biraz daha heyecan ögesini öne çıkaran kitaplar da yazacağım. Önce onları bir kitabın dünyasına çektikten sonra belki güzel olan şeyleri vermek daha kolay olacak. Günümüz gençlerine 3 tavsiye verseniz bunlar ne olurdu hocam? Evet, günümüz gençleri tırnak içinde onlara Z kuşağı diyoruz. Biraz daha rahat bir gençlik. Ama biz 5000 yıllık geçmiş olan bir devletiz. Yani bir Türk milleti 5000 yıllık geçmiş olan en az bir millet. Bu milletin evlatları hedefsiz, bu milletin evlatları gayesiz olamaz. Biz bunu kabul etmiyoruz. Birincisi yani bu okuma meselesini halletmemiz lazım. Geçmişe göre bence çok iyi okuyoruz. Ben kitap fuarlarının içerisindeyim. Kitapların yıldan yıla ne kadar daha fazla basıldığını, satıldığını da biliyorum. Biz geçmişe göre daha iyiyiz. Her ne kadar günümüz okunmuyor falan dense de okunuyor. Çünkü bu kitap satışlarından alınan bandrol, basılan bandrol adetlerinden belli. Ama daha nitelikli ve düzenli okumayı nasıl sağlayacağız? Bunun için mücadele vermemiz gerekiyor. Birincisi okumalılar. İkincisi biz disiplini pek sevmiyorlar. Yani bir program dahilinde çalışmayı sevmiyorlar. Bunu bir şekilde pes etmeden hedeflerine göre bir program belirleyip sonra da bu programın peşinde koşmaları lazım.
En önemlisi de pes etmemeleri. Pes edenlerin maalesef başarısı olmuyor. Yani Edison'un ampulü bulma macerasında kaç sefer deney yaptığını biliyoruz veya önemli işleri ortaya çıkaranların işte günümüzde Türkiye silahsız insan hava araçlarında güzel bir noktaya geldi ama bu adamlara baktığımızda 30 sene emek vermişler buna. Biz şu anki parlak şeyini görüyoruz ama bunun gerisinde ailecek bu işe 30 sene 40 sene emek vermişler, sonra bir şeyler ortaya çıkmış. Demek ki bayağı bir üzerinde emek vermek lazım. Bizim gençlere de bunu daha iyi anlatmamız lazım. Anlatıyoruz, belki anlamıyorlar, daha iyi anlatmamız lazım diye düşünüyorum. Evet. Bu haftaki programımızın sonuna geldik. Bir sonraki hafta farklı bir konuğumuzla yansımalardaki söyleşilerimize devam edeceğiz. Hoşça kalın.